Hepiniz hoş geldiniz. CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ramada Otel'de düzenlenen toplantıya Başkan Adayı Mimar Mandalinci'nin yanı sıra Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu, İlçe Başkanı Tuna Işın ve Seçim Komisyonu Sorumlusu Recai Seymen katıldı. Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Tamer Mandalinci şunları söyledi. Recep'ciğim, lütfen beni eleştirmekten hiçbir zaman çekinmeyin. Çünkü eleştirinin olmadığı bir yerde gelişme de olmaz. Her zaman pohpohlanırsanız, her zaman hakkınızda iyi şeyler yazılırsa sanmayın ki bu iyi bir yoldasınız demek değildir. Tabii ki iyi yaptığınız şeyler her zaman anlatılacaktır. Ancak eleştirinin olmadığı yerde gelişmenin olmadığını düşünenlerdenim. O yüzden açık sözlülükle, açık yüreklilikle beni eleştirebilirsiniz. Eleştirilerinize son derece açık olacağım. Yeri gelecek konuşacağız, birebir röportajlar yapacağız. Bilgilenmek istediğiniz her konuda sizleri bilgilendirmek için sizlere karşı son derece açık olacağım. Göreve geldiği takdirde öncelikle su ve kanalizasyon sorununun çözümü için çalışmalara başlayacağını dile getiren Tamer Mandalinci şu şekilde konuştu. Bodrum'daki sorunlar bir günde bu aşamaya gelmedi. Bu belli bir şekilde baktığımız zaman belki de yanlışların doğrulardan biraz daha öne çıkmasıyla beraber bir silsile halinde bugünlere geldi. Bodrum sokaklarında 5 yıldır meclis üyeliği yapıyorum. Özellikle Bodrum'un en büyük mahallesini temsilen meclis üyeliği yapıyorum. Turgut Reis Mahallesi'nde. Yani sizlerin sokakta gördüğünüz bütün sorunların muhatabı 5 yıl boyunca aynı zamanda bendim. Bodrum'un 11 bölgesi 56 mahallesinde olan sorunları, majör sorunların hepsine hakimiz. Ve göreve geldikten sonra bu sorunların çözümüyle alakalı ivedilikle aksiyon alacağız. Biliyorsunuz ki aynı zamanda bu sorunları yerinde yaşayan ve 5 yıldır Bodrum Belediye Başkanlığı görevini yürüten Bodrum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şu anda sahada ve Ahmet Başkanımız da inşallah göreve geldikten sonra kendisiyle entegre çalışarak Bodrum'un majör problemlerini, Bodrum Belediyesi kendi yetki ve sorumluluk alanındaki sorunlara anında üzerine gidecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi de kendi yetki ve sorumluluk alanındaki konuların üzerine ivedilikle gidecek. Biz kurumsal yapıdaki bu işbirliğini muntazam şekilde oturtup vatandaşlarımıza en hızlı şekilde aksiyon almamız için gerekli bütün karar mekanizmasını çalıştıracağız ve bu şekilde Bodrum'un kronikleşen sorunlarının bertaraf edilmesi yönünde ve ileride bu sorunların tekrardan bizim karşımıza çıkmaması için gelir geçer çözümler yerine kalıcı çözümler üreten politikaları açıklayacağız insanlarımıza. Bu şekilde söyleyebilirim hocam. Trafik sorununa da değinen Tamer Mandalinci şu sözleri söyledi. Ki alternatif yol arayışı var Bodrum'da. Bazı imar yollarındaki terkler henüz yapılmadığı için ara yollar, tali yollar açılması bazen mümkün olmuyor. Göreve geldikten sonra bunların üzerine gideceğiz. Bu şekilde artık vatandaşlarla konuşup yol hakkı, geçit hakkı konularını çözeceğiz ve alternatif trafik yollarına arayışı içine gireceğiz. Trafik sorunu çünkü dediğim gibi yazın içinden çıkılamaz bir duruma geliyor. Bizler eğer bu sorunları bertaraf edemezsek şöyle söylüyorum. Gerçekten insanlar Bodrum'da bir yerden diğer bir yere giderken bunun işkence haline geldiğini görürse bir süre sonra artık Bodrum'dan kaçar noktasında düşüncelere hasıl oluyorlar. Biz bunu asla istemiyoruz. O yüzden insanların sosyal hayatta ve iş hayatında daha entegre bir şekilde yolları daha muntazam şekilde kullanması için gerekli aksiyonları alacağız. Bodrum'daki kıyı işgalleriyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Tamer Mandalinci şöyle devam etti. Şöyle bir kural var. Kıyılar, sahiller gerçekten halkın ve halkın kullanımına açıktır. Ancak tabii ki turizm tesislerimiz var burada. Bazı ticari işletmeler var. Bunların önlerindeki cephe kullanım hakkından dolayı kıyıların kullanımı da kendilerinin oraya şezlong kalkmasıyla ya da bir şekilde şemsiye dikmesiyle beraber kendileri kullanımında olabiliyor. Ancak bütün sahili bir şekilde himaye altına almaları, oraya kimsenin giriş çıkışına ağır bir şekilde müdahale etmeleri bu mümkün değil. Ben belediyeci olarak ya da bir belediye başkanı olarak bunu kabul ederim. Bununla ilgili gerekli müdahaleleri yapma konusunda hiçbir zaman imtina etmem. İkinci konuya gelecek olursak halk plajları. Sağolsun Ahmet Başkanımız birçok bölgede halk plajları açtı. Ya da faal olan halk plajlarının güvenlikte noktasında gerekli adımları attı. Bazı halk plajlarımıza şezlong koyabildik, bazılarına sadece şemsiye koyabildik. Ben göreve geldikten sonra halk plajlarını biraz daha iyi noktada, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verme noktasında oradaki, atıyorum, Turgut Reis plajını vatandaşımıza soracağız. Bu halk plajları ne görmek istersiniz? Çünkü benim çocukluğumda olan Turgut Reis'te halk plajları o kadar güzeldi ki oraya gol direklerimiz, filelerimiz vardı. Orada turnuvalar yapılıyordu. Bir çekim, bir
bir cazibe merkezi haline gelmişti. O plajlarımız olan etkinlikler, yöre halkının oraya entegrasyonunu da muntazam şekilde sağlıyordu ve açık olan halk plajlarını genişleterek daha büyük kitlelere ulaştırabilirdi. Geçmiş dönemde böyleydi. Yeni yönetmeyi düşünen Bodrum Belediye Başkanı olursa buradan kıyılarımızın tekrar halkın rahat bir kullanımına açılması için gerekli aksiyonları alma noktasında ve şu anda mevcut olan halk plajlarımızı geliştirme, düzenleme ve daha iyi bir şekilde rehabilite etme noktasında elinden gelen çalışmaları yapacağım. Uygun diğer destinasyonlarımızda, diğer kıyı bölgelerimizde fiziki çalışmaların yeterli olacağı yerlerde halk plajlarımızı geliştirmek istiyoruz. Bodrum'da yaşayan bütün gelir durumuna hasıl vatandaşlarımızın istediği her noktada halk plajından etkin bir şekilde yararlanması için onlara hizmet etmekten çekinmeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Süleyman Nadir Ataman'ın Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi aday listesine alınması ile ilgili soruya yanıt veren ilçe başkanı Tuna Işın şöyle konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis üyesi olmuş bütün arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesidir. Ne Ekrem İmamoğlu'nun meclis üyesidir, ne İstanbul, hiç fark etmez. İstanbul'dan biri buraya gelip yerleşiyor ve yaşıyorsa ve buranın yurttaşıysa İstanbul'dan ve bu bahsedilen arkadaş da burada yaşıyor. Evi, barkı, her şeyi burada. O arkadaş da artık buranın yurttaşıdır, buranın sorunlarıyla dertlenebilir. Yani bunda kötü bir durum olduğunu düşünmüyorum ben. CHP Bodrum'daki kayyum söylentileriyle ilgili konuşan Işın şu sözleri söyledi. Kayyum sistemi maalesef bizde yok. Maalesef demeyeyim. İyi ki bizde yok. Kayyum sistemi Güneydoğu ve Doğu ve Güneydoğu'ya baktığınız zaman merkezi iktidarın takdiridir.